Kanal Siyasetin ve TV 71'in değerli izleyicileri, 1 Kasım öncesinde Anadolu'daki siyasi hareketlilik devam ediyor ve bu siyasi hareketliliğin en önemli merkezlerinden bir tanesi de iddialı bir şekilde seçimlere hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanıyor. Ankara'daki genel merkezdeki faaliyetlerin ardından Anadolu turlarımız da devam ediyor. Şimdi Kırıkkale'deyiz ve Kırıkkale'deki Cumhuriyet Halk Partisi birinci sıra adayı Sayın Avukat Hasan Biçer'le birlikteyiz ve Anadolu'daki iddiasının da önemli bir adresi olan Kırıkkale'de durum nedir ve adaylarımızın çalışmaları nelerdir öğrenmek için hemen mikrofonu Sayın Biçer'e uzatıyorum. Önce izleyicilerimiz sizi bir yakından tanısın Hasan Bey. Bundan önceki siyasi geçmişinizle ilgili neler anlatacaksınız? İzleyicilerimiz sizi tanısın lütfen. Öncelikle insanların Kurban Bayramı'nı kutlar. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 yıldır görev yapmaktayım. Merkez ilçe başkanlığı, delegelik, kurultay delegeliği ve 23. dönem 3. sıra milletvekilliği adayı. 26. dönem, bu dönemde 1. sıra milletvekili adayım. Kendim aslen Kırşehirliyim fakat 40 yıldır Kırıkkale ilinde yaşamaktayım. İlkokul, ortaokulu, liseyi Kırıkkale'de okudum. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdim. 24 yıldır da serbest olarak Kırıkkale'de avukatlık yapmaktayım. Politikanın 20 yıldır içerisindeyim. Bu 26. dönem erken seçim aşamasında genel merkezimiz bu onurlu görevi bayrağı daha ileri taşımam için bize verdi. Ki Kırıkkale küçük bir ildir. Köyken ilçe olan Cumhuriyet'in kurduğu illerden bir tanesidir. 50 bine yakın emeklimiz bulunmakta. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde il olduğundan beri bir kere milletvekili çıkartmıştır ki bu abimiz Halit Tiryaki'dir. Bu dönem partimize ivme kazandırarak tekrar milletvekili çıkaracağı inancıyla ve inançla hareket etmekteyiz. Bütün partilerimizi ve Kırıkkale halkını yanımızda desteğe bekleyerek destek olacağına inanıyoruz. Sayın Biçer, sizi tanımış olduk ama şöyle bir manzara var. Anadolu'yu geziyoruz. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu, savunma amaçlı kurdurduğu bir cumhuriyet kenti Kırıkkale. Ama Kırıkkale o cumhuriyet kenti niteliğini bahsettiğiniz gibi bir köye dönüştürülmüş. Evet. Bunun asıl sorumlusu da Ankara'daki gazetecileri olarak biz biliyoruz. Buraya sahip çıkmayan siyasiler. Ve Halil Bey'i biz farklı kimliğiyle, evet, nüktedan kimliğiyle parlamentoda biliyorduk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diğer özellikle güçlü olarak hükümette yer alan mevcut hükümetin ve diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında hangi stratejileri uygulayacak da Kırıkkalelilerin oyunu alarak siz parlamentoya taşıyacaksınız? Bugünkü Kırıkkale'yi öncelikle bir konuşmak istiyoruz. Kırıkkale niye bu hallere düştü? Şimdi Kırıkkale'ye daha önceki milletvekillerimiz ki bakanlarımız oldu Beşir Atalay gibi AK Parti'den sahip çıkılmadı. Sahip çıkılmasaydı ki köy şehirken köy olma şeyine inmezdi. Artık Kırıkkale'de seçim ideolojik bir seçim değil. Seçim hatır gönül seçimine dönüştü erken seçimde. Atamalar da bu şekilde. Geçen dönemden hiçbir listede Kırşehirli olmamasına rağmen bu seneki atamalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben birinci sıra, MHP'de ikinci sıra Kırşehirli Taceddin Silsüpür, üçüncü sıra AK Parti'de Mehmet Demir, Saadet Partisi'nde de Selami Çakır diye bir arkadaşımız ki dört partide Kırşehirlilere görev verdi. Bu göstermektedir ki son 1 Kasım seçimlerinde neticeyi Kırşehirliler belirleyecek. Ve Kırşehirliler desteklediği, gönül koyduğu, birlikte olduğu partinin, adayın kazanacağı düşüncesindeyim ki bizler kazanmak amacıyla aday oldum. Genel merkez bu onurlu görevi bana bahşetti. Bu onurlu görevi en iyi şekilde temsil edeceğim. Kırıkkale'ye hizmet etmek için Kırıkkale'nin bir vekili olmak, Kırıkkale'nin sesi olmak için de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Peki inşallah Allah nasip eder de milletvekili seçildiğiniz takdirde temel Kırıkkale'deki ana üç başlığı bize özetleyebilir misiniz? Neler yapılmalı ki Kırıkkale bu manzarasını değiştirsin Sayın Biçer?
Öncelikle işsizlik sorununa çözüm bulmak gerekiyor. Artı sizler de görüyorsunuz yollar. Yolların açılması gerekiyor. Ki yerel yönetimlerinde daha iyi yönetilmesi, daha dikkatli çalışmasını bir vekil olarak, bir temsilci olarak temsil ederek bunların insanların yaşanır şekle gelmesi için elimden geleni yapacağım. Ki, özel projeleriniz var mı? Özel projelerimiz var tabii ki ama bu özel projelerimizi partimiz ayın 30'unda açıklayacağı için seçim bildirgesini bunları tanıtımla birlikte onları daha sonra açıklama o şekliyle de açıklama yapıp değerlendireceğiz. Efendim biz de başlangıç yapmış olalım sonra yine devam ederiz. Kırıkkale kamuoyuna özellikle de genç nüfusa ve başta Kırşehirliler olmak üzere diğer kesimlere de vereceğiniz son mesaj ne olur efendim? Bu seçim bir ideolojik seçim değil. Bu seçim hatır gönül seçimi. Bu seçim Kırıkkale insanının karanlıktan kurtulmasının, makus halinin yenmesini seçmedir. Onun için de bütün insanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde bekliyoruz ve sandığa gelmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz hepsinin de Kurban Bayramı'nı tekrar kutluyorum. Teşekkür ederim.